değerli ilçe başkanım, çok kıymetli milletvekili arkadaşım, belediye başkanlarımız, AK Parti ailesinin çok değerli mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Ben de Çan İlçe Başkanlığımızın bayramlaşma programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Özlemle beklediğimiz Ramazan ayını hep birlikte, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk içerisinde idrak ettik. Tuttuğumuz oruçlarla ruhumuzu ve bedenimizi arındırdık, temizledik. Kötü düşüncelerden ve kötü niyetlerden uzak durduk. Hep iyiye, daha iyiye, güzele hep birlikte yöneldik. Başta ailemiz olmak üzere, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, çevremize yönelik sorumluluklarımızı hep beraber hatırladık. Ramazan ayını ibadetle, taatle çok yoğun bir manevi atmosfer içerisinde geçirdik. Çocuklarla şenlenen, yoğun yoğun seslerle neşelenen camilerde hep birlikte teravih namazları için saf tuttuk. Tuttuğumuz bu saflarda yalnızca omuzlarımızı değil, aynı zamanda yüreklerimizi birleştirdik. Vermiş olduğumuz sadakalarla, fıtırlarla, zekatlarla kazancımızı temiz ve bereketli kıldık. Birlik, beraberlik, kardeşlik duygularımızı daha da yoğunlaştırdık. Birbirimizin sofralarına misafir olduk. Birlikte iftarlarımızı açtık, birlikte samurlar yaptık. Fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın sofrasına misafir olduk. Ramazan ayında tüm bu hasretlerimizi, unuttuğumuz değerlerimizi yeniden ihya ettik. Kaybettiğimiz dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı, kardeşliklerimizi yeniden kazandık. Ve bu güzel ayın sonunda hep birlikte bugün bayramımızı idrak ediyoruz. Bayram, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk demek. Asıl bundan sonra Ramazan'daki bu kazanımlarımızı, bu kazançlarımızı, bu birikimlerimizi şimdi artık birimiz diğer 11 ayına yayma zamanı. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek, ihtiyaç duyduğumuz bu dayanışmayı, bu birliği, bu beraberliği, bu kardeşliği, bu dostluğu bütün bir 11 aya yayabilirsek, Ramazan ayı bizler için gerçek anlamda bir kazanım olmuş olur. Bugün bu dostluğun, kardeşliğin güzel bir nişanesi olarak burada hep birlikte bayramlaşmamızı gerçekleştiriyoruz. Burada kuruluştan bugüne kadar partimize emek vermiş değerli teşkilat mensuplarımız var. Çok kıymetli hak gönüllüler var. Ben partimize bugüne kadar emek vermiş tüm AK davanın AK yolcularına burada bu bayram vesilesiyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel ayda bir başka ilahi emrin gereği olarak aramızdan Darülbekaya ithal edenler oldu. Gerek teşkilat mensuplarımızdan, gerekse yakınlarımızdan, özellikle ilçe başkanımızın babasını Ramazan'ın son günlerinde ebedi aleme yolcu etti. Ben ölmüşlerimize de rahmet diliyorum. Rabbim hepsini mekanını cennet etsin. Bizlere de bu hak davanın çilekeş yolcularına da ben hayırlı, bereketli, uzun ömürler dilemek istiyorum. Bizler Rabbimizin vermiş olduğu nimetlerle oruçlarımızı açtık, ibadetlerimizi yaptık. Bugün bayramı idrak ediyoruz. Ancak sabah da söylediğim gibi İslam coğrafyasının birçok yöresinde hemen yeni başımızda Suriye'de, Mısır'da, Filistin'de, uzak diyarlarda, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Eritre'de Müslüman kardeşlerimiz bizim sahip olduğumuz nimetlerden mahrum olarak Ramazanlarını geçirdiler, bayramlarını yapıyorlar. Ama maalesef birçoğu bayramı göremedi. Mahrum oldukları yoksulluk yalnızca bizim sahip olduğumuz nimetlere sahip olamamakta değildi. Zalimlerin zulmü altında maalesef inim inim inlediler. Şimdi onlar için çok daha fazla çalışma, sorumluluklarımızı çok daha fazla yerine getirme, dini olduğu gibi aynı zamanda tabi olarak da onlara dua etme zamanı. Bizler ülkemizde birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, esenlik içerisinde bir Ramazan ayı geçirdik, bayramımızı idrak ediyoruz. 10 yıldır ülkemiz çok büyük bir değişim yaşamakta. Demokratikleşme alanında, sorunlarını çözmekte, ulaşımda, sağlıkta, adalette,
daha birçok alanda büyük büyük değişimleri sizlerin katkılarıyla, destekleriyle, emekleriyle gerçekleştirdik. Partimiz ve genel başkanımız sadece ülkemizde değil, tüm dünyada mazlumların yanında oldu. Mazlumların sesi oldu. Her zaman için onların yanında oldu, onların destekçisi oldu. Partimizin ve genel başkanımızın bu duruşu bizlere büyük bir şevk veriyor. Büyük bir gayret veriyor. Böyle bir partinin, böyle bir genel başkanın teşkilatı olmaktan dolayı hepimiz çok büyük bir gurur duyuyoruz ve gönül huzuru içerisinde yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Tarih bize çok önemli bir sorumluluk yüklemekte. Hiçbirimiz bu misyondan kaçamayız, imtina edemeyiz. Bizler Türk milletini son 10 yılda ayağa kaldırarak aslında aynı zamanda İslam aleminin de ümitlerini yeşertmiş, ayağa kaldırmış olduk. Onun için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ülkemizi 10 yıl devraldığımız yerden bugün bambaşka bir yere getirdik. İnşallah bundan sonra da daha ileriye hep beraber taşıyacağız. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bütün günlerimizin bayram, bütün gecelerimizin Kadir gecesi gibi olmasını temenni ediyor. Hepinizin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum.